Ne yemeklerine hoş geldiniz. Bugün böyle çok güzel farklı bir Ebi Gümeci'nin tarifini paylaşmak istiyorum. Yani biraz ıspanak tarzı. O gibi yapacağız. Öncelikle şu gereksiz olan köklerini alıyoruz. Daha güzel yapabilmek için. Hepsini birden yaptığımız zaman biraz zor oluyor tabi. Sonra bu bağlı olan ipini alıyoruz. Aslında bahçeden kendimiz de toplayabiliriz. İmkanımız varsa daha da güzel olur. Bir tane soğanım, iki diş sarımsağım var. Ve sarımsak küçükse üçleyebilirsiniz. Öncelikle bunları ben birazcık sirkeli suda bekleteceğim. Bu içindeki taş, kum, çamur dökülmesi için. Ve sonra yıkadıktan sonra doğramaya geçeceğiz. Evet, eve güveçlerimiz ayıkladım, saplarını kestim ve sirkeli suda beklerken burada ben hemen yemeklik soğanımı doğruyorum bir tane. İsterseniz zeytinyağıyla yapıp üzerine yoğurtla servis yapıp yiyebilirsiniz. İsterseniz yine zeytinyağlı pişirip yumurta kırabilirsiniz. Yani muhteşem bir lezzet oluyor. İleriki zamanlarda inşallah öyle bir tarifini paylaşırım. Çünkü tam zamanı artık. Tam mevsimi Ebe Gümeci'nin. Taptaze, her yer dolu maşallah. Dediğim gibi temiz toplayabileceğiniz bahçeniz, bağınız varsa oralardan alırsınız. Yoksa köylüler maşallah subhanallah çok temiz bir şekilde topluyorlar. Böyle güzel güzel demet yapıyorlar, temiz temiz ve hazır halde duruyor. Şimdi şöyle yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, sıvı yağ ne katmak istiyorsanız katıyorum, ocağa alıyorum. Yağım biraz ısındıktan sonra soğanlarımı ilave edeceğim. Evet, güzelce sirkeli suda biraz beklettim. Mis gibi yıkadım, süzdüm. Ebe Gümeşlerim hazır. Ve şimdi bu doğrada soğanımı şöyle tabağıma alıyorum şöyle kenara. Çünkü birden dökersem şimdi doğramadığım için yetişmeyebilir. O yüzden şöyle. Şimdi Ebe Gümeşlerimi doğrayacağım. Ben bu açıklama bölümüne nelere faydası olduğunu yazmaya çalışacağım. Gerçekten çok faydaları var. İdrar söktürüyor. Bağırsakları çalıştırıyor. Ödem attırıyor. Bayağı bir faydaları var. Şöyle güzelce. Bunları ben dediğim gibi başta da açıklama bölümüne yazıyorum. Nelere fayda olduğunu oradan bakabilirsiniz. Ya da ayrı bir video çekerim böyle. Ebe Gümeci tekrar toplarım bir yerden ya da aldığımda böyle bir kısa video çekebilirim. Nelere faydası olduğunu. Böyle güzel şeyleri paylaşmakta fayda var. Çok şey yapmadan böyle ıspanak gibi yapacağım yani. Aslında dediğim gibi yumurtalı da muhteşem oluyor. Sade zeytinyağıyla da pişirebilirsiniz. Hatta gözlemesi falan oluyor. Muhteşem oluyor. Tam zamanı artık. İnşallah nasip olursa onları da zaman içinde çekip paylaşmaya çalışırım. Evet. Doğada her şey var. Yeter ki yapalım. Yapmasını bilelim. Yoksa her şey gerçekten bizlere özel vermiş Allah-u Teala. Şöyle güzelce az olduğu için doğradıklarımı başka tabağa almıyorum. Bunun üstünde böyle hepsini yapmaya çalışacağım. Evet, artık güzelce doğradık. Şimdi ocağa yağımı aldım. Şöyle önce soğanlarımı ilave edeceğim.
Sarımsakları son anda koyacağım. Biliyorsun sarımsaklar hemen yanabiliyor. Biraz bunları kavuracağım. Evet, artık soğanlarım biraz kavruldu. Ve şöyle sarımsaklarımı ilave ediyorum. Kendi yaptığımız ev yapımı salçalarımı ilave edeceğim. Yarım kaşık katacağım. Çok katmıyorum. Domates ve biber salçası. Şöyle. Bunu da biraz kavurduktan sonra. Evet, artık eve güneşlerimizi ilave edeceğim. Ve bunları yaparken de beni takip eden sabırla her paylaşımı beğeni ve yorum yapmaya çalışan bütün kanalımdaki güzel insanlara sonsuz teşekkürler ediyorum. Herkesten Allah razı olsun diyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bana destek oluyorsunuz diyorum. Allah Teala daim etsin takiplerinizi, aboneliğinizi diyorum. Ve şöyle bunu da bir alt üst ediyorum. Bol bol alıp yapın artık. Bu şifalı otlardan yararlanın. Ve hemen yaklaşık bir Türk fincanı kadar ya da şöyle klasik yemek kaşığıyla 3 yemek kaşığı kadar bulgurumu ilave ediyorum. Ve yeterince tuzumu. Tuz oranını herkes kendi ayarlasın. Ben artık alıştığım için göz kararı hemen yapıyorum. Seviyorsanız sevdiğiniz baharatlardan ben birazcık böyle pul biberi yapıyorum. Ve biraz böyle pul biber abartılı olmayacak şekilde şöyle bir yaptırıyorum. Ve yaklaşık 1,5-2 bardağı kadar suyunu katacağım. Şöyle 1 ve 2 bulgurum ve otun güzel pişmesi için. Evet, şöyle bir yapıyorum ve kapağını kapatıyorum. Kaynadığı an kısıyorum ve ateşte pişene kadar pişiriyoruz. Evet, şu an kaynamaya başladı ve altını kısıyorum. Yaklaşık 25-30 dakika, yani işte bulguru, otu pişene kadar çok sulu olmayacak. Hafif sulu böyle pişiriyoruz ıspanak gibi. Ve şöyle yemeğimize bir bakıyoruz artık. Çok karıştırmadım. Evet, suyunu bayağı bir almış. Şöyle bir bakıyorum. Malzemeleri pişip pişmediğine. Evet, artık yemeğimiz servise hazır. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın, otlarımız pişti, bulgurumuz pişti. Muhteşem bir lezzet oldu. Artık altını kapatıyoruz. Servis yapıyoruz. Yanına da tarhana çorbası yapıyorum. Size de bir fikir olsun diye. Bazen günün menüsü diye çekiyorum. O yüzden bugün de böyle bir fikir vermiş olayım. Tarhana çorbası yapabilirsiniz. Ezogelin yapabilirsiniz. İşte farklı şehriye, arpa, tel, domates çorbası. Bir sürü çeşit yapabilirsiniz. Hepsinin de tarifi kanalımızda var. Tarhana çorbalarının da tarifleri kanalımızda var. Oradan bakabilirsiniz. Evet. Şöyle kaynayana kadar karıştırıyorum. Bu yemeğimin altını da kapatıyorum. Gerçi bana yemeğim hazır. Evet, yemeğimizi servis yapacağımız tabağımıza alıyoruz şöyle güzelce. Çok muhteşem, harika bir lezzet, harika bir tarif. Spor yapanlara, rejimde olanlara, diyetliklere çok güzel, yararlı bir yemeğimiz. Çok kişi köklerini atıp sadece yeşillik alanını yapıyor ama o zaman vitamini kaybolmuş oluyor. Hiçbir anlamı kalmıyor. Ve ne yapıyoruz? Yoğurdumuzu ilave ediyorum şöyle.
güzelce üzerine ev yapımı, doğal. Onların da tarifleri gene kanalımızda var. Her şey doğal bizde. Yapmacıklık yok. Neyse, ev halimiz, onları sizlere yansıtmaya çalışıyoruz. Anne usulü. Evet, şöyle. Ve yemeğimiz artık servise hazır. Evet, yemeğimiz yenmeye hazır. Allah-u Teala yemeği nasip etsin diyorum. Sağlık, sıhhat, huzur versin diyorum. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.